شاقت نفسي لنور من فؤادي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Allah'ın rahmeti, mağfireti, hidayeti, saadeti, bereketi hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Esselamu Aleyküm. Değerli kardeşlerim, bugün inşallah sizinle bir ayet paylaşacağım. Yaşamış olduğumuz bu dönemde, bu coğrafyada, insanlık tarihinin bu zamana kadar görüp göreceği en büyük hastalıklardan birisi olan koronayla ve günlük hayatımıza yansımalarıyla beraber tarih sahnesinden, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından, sahabenin hayatından, onların Kur'an'ı nasıl anladığını ve bununla beraber de onlar için bu ayet ne anlama geliyor, bizim için bu ayet ne anlama gelmesi gerekiyor hakkında sizlerle birlikte hasbihal edeceğiz. Ayetimiz Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 155. ayet, 156. ayet. Bu ayetleri birçok kez duymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Kur'an bize şöyle sesleniyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. صدق الله العظيم. آيات بقرة سورة سنين 155. آيات. Ayetin indiriliş sebebine ya da ortamına baktığımızda şunu görüyoruz değerli kardeşlerim. Müslümanlar, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam başta olmak üzere birçok Müslüman Mekke'den o sıkıntıların, o zulmün olduğu ortamdan Medine'ye hicret etmişler. Hicret ettikleri yurtta da o sıkıntılardan bir nebze olsun kurtuluruz ümidiyle İslam'ı, hayatımızı daha güzel bir şekilde idam edebiliriz diyerekten Medine'ye gitmişler. Gel görelim ki sadece o ortamdan, yani Mekke'den ayrılmak onların o sıkıntılarının giderilmesine sonuç itibariyle neden olmamıştı. Müşrikler, Mekkeliler o dönemden sonra Medine'ye geçtiklerini görünce Müslümanların, onların üzerine daha fazla yüklenmeye başladılar. Mallarını, Mekke'de yaşayan Müslümanların kalan mallarını Şam'da satmak için harekete geçtiler. Müslümanlara saldırdılar, mallarına saldırdılar, canlarına saldırdılar. Mekke'de olmamalarına rağmen. Ve bununla birlikte başta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisi, aile efradı olmak üzere birçok Müslüman da evinde yiyecek ekmeği dahi bulunmuyor. Şunu biliyoruz değerli kardeşlerim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi olan Ayşe annemiz Hayber seferine kadar biz evimizde iki gün üst üste sıcak yemek bulamıyorduk diyordu. Hendek'i hatırladığımızda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve sahabeler karınlarına açlıklarını hissetmemek amacıyla taş bağlıyorlardı. Peygamber iki taş bağladığını da biliyoruz değerli kardeşler. Bu ayet işte o Medine'nin ilk yıllarında o zorlukların, sıkıntıların olduğu o dönemde, açlıkların olduğu, o hastalıkların olduğu o dönemde indirilmiş olan bir ayet-i kerimedir değerli kardeşler. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Diyor ki: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah Azze ve Celle sizleri imtihan edeceğim diyor.
Biz şu anda yeryüzündeyiz. Yeryüzü, kainat, bizi nasıl imtihan edeceksin ya Rabbi? Yeryüzünde imtihan etmek için bizi gönderdin. Evet, bizi neyle imtihan edeceksin? Bizi mallarımızla imtihan edecek. Mallarımızı eksiterekten imtihan edecek. Yiyeceğimizi iş yerinden ayrılaraktan imtihan edecek. İş yerinden çıkaraktan imtihan edecek bizler. İşsiz kalaraktan bizi imtihan edecek Allah Azze ve Celle. Yiyecek belki o zaman bir zaman gelecek ki yiyecek bir parça ekmek bulamayacak bir döneme gelebiliriz. Onunla bizi imtihan edecek Allah Azze ve Celle. Ve devam ediyor. Mallarınızla, canlarınızla, malımızla imtihan edecek. Evlatlarımızla, canlarımızla bizi imtihan edecek Allah Azze ve Celle. Malıyla imtihan olan birçok kardeşimiz vardır elbette. Zenginken fakir durumuna düşmüş ya da fakirken zengin durumuna gelmiş olan kardeşlerimiz elbette ki vardır. Elimizde bulunan mallarımız ya da elimizden, avucumuzdan kayıp giden mallarımız bizim için bir imtihan vesilesidir. Evlatlarımız bizim için birer imtihan vesilesidir. Evlat sahibi olmak bir imtihan, olmamak da başka bir imtihandır değerli kardeşler. İşte hastalıklarla imtihan edecek Allah Azze ve Celle. Şu anda farklı nedenlerden dolayı hastayız. Belki başımız ağrıyor, nezleyiz, gribiyiz veya hali hazırda bu korona dediğimiz bu hastalıkla, bu hastalığın sıkıntılarıyla pençeleşiyoruz belki de. Allah Azze ve Celle bizleri bu şekilde imtihan edecek. Yeryüzü böyle sıkıntılarla doluyken Allah Azze ve Celle bizlere ayetin sonunda ne diyor? Ve beşşiri sabirin, o sabredenleri müjdele. İşte başımıza bir bela, bir musibet geldiği zaman, bir sıkıntı geldiği zaman, ayetin devamında, 156. ayetin devamında söylüyor. Ellezine izâ asâbetum musibetun kâlû innâ lillâh. Bu kâlû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn ifadesini bizler Müslümanlar olaraktan gelen anlamda bir kimse öldüğü zaman ya da ölüm haberini duyduğumuz zaman söyleriz. Ne diyor? Muhakkak ki bizler Allah'tan geldik ve muhakkak ki biz tekrardan Allah'a döneceğiz. Bunu birçok kez duymuşsunuzdur elbette. Lakin bu söz sadece ya da bu ifade, Kur'an-ı Kerim'in bu ifadesi sadece bir ölüm haberiyle karşılaştığımız zaman söylememiz gereken bir ifade değil değerli kardeşler. Başımıza bir musibet geldiği zaman, bir bela geldiği zaman da bunu söyleyebiliriz. Beladan, musibetten kastımız ne olur? Her şey olabilir. Örnek olaraktan evimizde bir bardak kırıldı. Bu da başımıza gelen bir musibet. Arabamızın tekeri patladı. Ya da çocuğumuz hastalandı. Ya da bir kaza geçirdim. Ben hastalandım şans olarak. Bizim başımıza herhangi bir musibet geldiği zaman, elimizden bir şey kaybettiğimiz zaman, etrafımızdan bir şey kaybettiğimiz zaman, sadece insanı değil, eşyayı da kaybettiğimiz zaman da inna lillahi ve inna ileyhi raciun demesini bilmek gerekiyor. Bizim bu bilinçle hareket edersek, bizler bununla imtihan olduğumuzun bilincinde hareket edersek Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi o sabredenleri müjdele diyor. Elbette ki bu sıkıntılar ebedi değildir. Baki değildir derdi kardeş. Bir gün gelecek bu sıkıntılardan, bu yaşadığımız sorunlardan sıyrılıp Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıkacağız. Onun cemaliyle, onun cennetiyle müjdelenerekten hayatımızı inşallah Teala sürdüreceğiz. Yeryüzünde yaşıyoruz, biliyoruz. Yeryüzünde her farklı sıkıntılarla karşı karşıya kalacağız. Lakin sabredelim. Allah sabredenlerle beraber. Allah Azze ve Celle imtihanları, bize göndermiş olduğu imtihanları hakkıyla sabredenlerden eylesin. Sabr-ı cemiller hepimize nasip eylesin. Azze ve Celle
bizi bu imtihanları başaranlardan, bu sıkıntılardan sıyrılıp sabredenlerden, eyleyenlerden eylesin bizleri. Bu sorunların da sorunların sonunda da kendisini müjdeleyen kullarının arasına ilhak eylesin bizleri diyoruz. Bizi sabırla dinlediğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Allah bizden razı olsun. Selamun aleyküm.